Evet, sıra geldi 5 dakikada estetik yoruma. Evet, yine Doktor Nihat Dik ile beraber 5 dakikada estetik yorum. Ve masada kim var? Masaya bakıyoruz. Şu an Gloria Estefan. Gloria Estefan kim efendim? Kısaca bir bilgi vereyim size. 1960 Küba doğumlu. Amerikalı şarkıcı. Amerika'da ünlü oldu tabii, Küba'da ünlü olmadı. Türkiye'ye iki kere geldi. İki kere geldiğinde en çok sevdiği şey tabii ki boğaz ve şiş kebap. Türk şiş kebabına bayılmış. Hakikaten de çok zaten kanı sıcak. Bize de çok yakın bir yüzü var. Tipik bir Türk'e benziyor. Latinler biraz daha Türklere yakın tabii ister istemez. Baktığımız zaman evet, ilk başta benim gördüğüm şey kesinlikle gülüş tasarımı, yani gülüş estetiği, dişlerinin bir estetik uygulama geçirmiş olması gerekir diyorum. Çünkü ikinci resimde ben dişlerini görmedim ama takip ettiğim kadarıyla dişlerinde güzel bir lamine operasyonu yapılmış. Onun haricinde evet, yani çok sevimli bir yüz aslında, estetik yaptırsa da olur, yaptırmasa da olur bence, ama yaptırmış, estetiği de karşı değil zaten. İyi ellerden çıktığı sürece estetiğe karşı değilim demiş. Onun için ufak tefek botoks, dolgu yaptırdığını söylemiş. Burnunu da estetik yaptırdığını saklamamış. Onun haricinde aslında zaten saklayacak hiçbir şey yok. Zaten böyle kişiler saklamaz da, çünkü özgüvenleri tam. Gülüşünden belli. Bilmiyorum. Yani bence öyle. Peki bakalım başka neler yaptırmış olabilir? Benim dikkatimi en çok çeken şey dişleri ve burnuydu. Onun haricinde Texas estetiği dediğimiz çene kısmında bir operasyon görüyorum ben. Oradaki operasyon nedir efendim? Zaten ark gayet geniş. Belki oraya çok küçük şu düzlemek için burayı, daha feminen görünmek için yüz inceltme botoksu yapılmış olabilir. Onun için çene ucuyla çene arkı arasındaki jawline dediğimiz bu hatta da biraz dolgu yaptırıp orayı düzleştirmiş. Neden? Çünkü altın üçgeni yakalamak için. Onun haricinde baktığınızda yanaklar şurada aşağıdayken yanaklar biraz yukarı kalkmış. Bunu da biraz birer tane 1-2 cc dolguyla halletmek mümkün. Yani bunlar kolay operasyonlar, yaklaşık 5-10 dakikada yapılabilecek basit dolgu botoks uygulamaları. O da onları yaptırmış zaten. Burada göze çarpan büyük estetik burun ve diş görüyorum ben. Onun haricinde botoks dolguyla ufak tefek şeylerle durum idare edilmiş ve istenilen bu Hollywood yanağı, Texas estetiği, bunların hepsi çok basit olarak sağlanmış. Ben burada aslında dişten konuşmak istiyorum biraz. Eğer diş aralıklarınız fazlaysa ya da ön dişleriniz çok aralıklıysa ya da işte düşünün ki dişlerinizden memnun değilsiniz, çarpık çurpuk. Efendim artık bunları kolayca hemen bir günde çok güzel estetik dişlere sahip olabilmenin çok kolay olduğunu söylemek istiyorum. Nasıl mı? Lamine ile. Yani lamina dediğimiz ince bir zar, plak şeklinde porselenle yapılıyor bunlar. Bayağı güçlendirilmiş, sıkılaştırılmış bir porselen. Lamina yaprak şeklinde, dişleriniz hafif böyle tırtıklanıyor. Ondan sonra güçlü bir yapıştırıcıyla o dişler eğik büyük olan veya işte küçük olan dişlerinize yapılıyor. Gerekirse ön dişlerinize tavşan diş bile yaptırabiliyorsunuz. Bütün gülüş tasarımı dediğimiz tasarım bu şekilde. Hani bunlar azı dişlere kadar yapılıyor mu? Ne gerek var? Bu gülüş tasarımı zaten. Dişlerinizde problem yok ki. Dişleriniz sağlıklı. Yalnızca estetik olarak güzel görünsün diye bu lamina estetiği var. Adına da gülüş tasarımı deniyor efendim. Gülümsediğinizde ışıl ışıl güzel beyaz dişleriniz görünsün diye diş protez uzmanları tarafından yapılıyor. Onun haricinde gerisi size kalmış. Uzun süre kullanabileceğiniz güzel beyaz dişleriniz olsun istiyorsanız, Gloria Estefan gibi dişleriniz varsa bunlardan bir günde kurtulabiliyorsunuz. Harika dişleriniz olabiliyor.